13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren 34 yaşındaki Mürüvvet Başdeğirmen, 27 Eylül'de hayatını kaybetti. Mürüvvet Başdeğirmen, 28 Eylül Cumartesi günü Müftülük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Başdeğirmen ailesini bu acılı gününde binlerce Ispartalı yalnız bırakmadı. Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatında evinde taziyeleri kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 gün sonra Isparta Belediyesi'ndeki görevine döndü. Belediye meclis toplantısına katılan Başkan Başdeğirmen, kızının vefatından sonra ilk kez konuştu. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan tüm Ispartalılara teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, Rabbimizin dediği oluyor," dedi. Geçtiğimiz hafta içinde biliyorsunuz kızımı kaybettim. Bu olayın başladığı günden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız. Kazanın vuku bulduğu günden bugüne kadar tam 500 gün, 10 gün daha 510 gün bizlerin yanından hiç ayrılmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim sizleri bu tür acıları yaşamaktan korusun, muhafaza eylesin. İnşallah sizler de aileniz ve çocuklarınızla hayırlı ömürler tüketirsiniz inşallah. Evet, bu acıların birçok şekli var. İşte dün değil, ondan önceki günde meclisimiz Vedat Yılmaz arkadaşımızın yeğeninin vefatını öğrendik. O da bizi çok üzdü. Sanırım Vedat yok, o da izinli. Geçen yıl, bir buçuk yıl önce Vedat kendi çocuğunu kaybetmişti, oğlunu. Aradan geçen kısa bir süre sonra da 2 gün önce yeğenini, erkek kardeşinin oğlunu kaybetti. Bu arada Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyem, bir önceki dönemde belediye meclis üyesi olan Murat Çelebi arkadaşımızın babası da bugün vefat etti. O da ikindi namazında defnedilecek. Yani burada acılar durmuyor. İnanan insanlarız, inançlı insanlarız. Rabbimizin dediği oluyor. Emanetlerini bir bir alıyor. Evet, bu hem Vedat'ın yeğeni, hem Murat'ın babası, hem de kızım için bir Fatiha okuyalım inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha. Konuşmanın ardından dua edildi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları da Başkan Başdeğirmen'e taziyelerini yineledi. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak öncelikle sizlere başsağlığı diler. Sizlere ve ailenize de Rabbimden sağlık, güç, kudret, sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah. Onur kardeş, gerçekten ekibiniz olarak, milletvekiliniz, il yönetiminiz, sizler olay vuku bulduğu kaza gününden beri defalarca hastaneye geldiniz. Cenaze vuku bulduktan sonra da 10 gün içerisinde defalarca kadın kolları, gençlik kollarınız, il yönetiminiz, milletvekiliniz geldiler. Genel başkanınız, bir önceki dönem genel başkanı sağ olsun telefon açtılar, taziyelerini bildirdiler. Sağ olun, yani gereken her türlü yakınlığı gösterdiniz. Diğer partili arkadaşlarımız da
aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti defalarca hep bizim yanımızda oldunuz. Yani burada siyasetin olmadığı bir süreç yaşadık sizlerle. Olması gerekeni gördük. O destekleriniz, o ilgi alakanız bizleri son derece memnun etmiştir. Hatta akşam mesela işte Hasan Basri Bey, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz, kaçıncı kez geldiğini bilmiyorum, akşam gene bizimle beraberdi. Yeni valimiz her ilk günden beri hiçbir gün aksatmadan her gün taziyeye geldi evimize. O kadar çok dostumuz, arkadaşımız, burada olan arkadaşlarımızın hepsi defalarca bizleri yalnız bırakmadınız. O yüzden de Allah razı olsun. Hani derler ya, acılar paylaştıkça azalır. Gerçekten de öyle. Yani bir vefat haberi duyduğunuzda gidip taziyede bulunmanız, ikinci kez bir daha gitmeniz çok değerli. Bunu yaşayan biliyor. Sen de kardeşini kaybettin genç yaşta. Siz de, sen kardeş acısını, baban, annen de evlat acısını yaşadı. Bunların ne kadar zor olduğunu sizler daha iyi anlarsınız. Rabbim kimseye yaşatmasın. Allah hayırlı ömürler versin hepimize de. Başkanım, biz de aynı şekilde tekraren yani İyi Parti grubu olarak tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah razı olsun, hepinizden de çok teşekkür ediyorum. Sabırlar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak kimseye böyle şey yaşatmasın. Amin inşallah. Amin. Allah razı olsun hepinizden. Meclis toplantısına katılan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Hikmet Terli de Başkan Başdeğirmen'e camiası adına başsağlığında bulundu. Kızınızla ilgili taziyelerimizi, başsağlığımızı iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Sizlere de, eşinize de, sevenlerine de sabırlar diliyorum. Amin. Sütçüler Çandır Köyü Muhtarı Süleyman Akıntürk de köy sakinlerinin başsağlığı dileklerini Başkan Başdeğirmen'e iletti. Başkanım, 2 Ağustos 2021 yılında Çandır'daki çıkan yangında 7-8 tane evimizin yapımı, bir sürü evimizin çatısının yapımında çok büyük, hem belediye olarak hem şahsınız olarak çok büyük katkılarınız var. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Çandır Köyü'ndeki vatandaşlarımızın hepsinin sizlere bir başsağlığı var. Allah cennetinde kavuştursun. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Allah razı olsun sizlerden de. Öte yandan meclisin gündemindeki maddeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.